Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün küpe çiçekleri ile ilgili birazcık sohbet edelim yine. Şimdi arkadaşlar, bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi çiçeklerim açmıyor, kuruyor diye. Şöyle, küpe çiçeklerimi biliyorsunuz, bu da onlardan bir tanesi. Küpe çiçeklerimizde kurumalar olabiliyor arkadaşlar. Bunun için şu anda yaz ayındayız, yaz mevsimindeyiz. Yapmamız gereken tek bir şey var arkadaşlar. Kuru dallarını keseceğiz. Tam kökünden olmasa da bu şekilde biraz kökünde bırakacağız. Kökleri sağlam çünkü. Kuru dallarımızı keseceğiz. Yeni taze yapraklar gelsin. Yeni çiçekler açsın diye sevgili arkadaşlarım. Bu işlemi mutlaka yapınız. Hem çiçekleriniz daha canlı ve taze gelecek. Bol yavrulu, bol taze yapraklı ve bol tomurcuklu sevgili arkadaşlarım. Hem de çiçeğiniz yenilenecek. Bu işlemi bu ayda yapmanız gerekiyor. Şimdi güneşin de etkisiyle beraber çiçeğimiz bol bol yavru versin, yeni yeni taze yapraklar versin, dallar versin diye sevgili arkadaşlarım. Şimdi bana bununla ilgili budama videolarım var, biliyorsunuz. Nasıl budanıyor, ne kadar dibinde kalması gerek diye. Onun için şöyle göstereyim. Şöyle bir dalımız var. Bakın. Evet, kurumaya. Şöyle. Bir parmak kadar kalacak arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir parmak kadar kalacak. Sonrasında yeni filizler verecek. Yeni dallar verecek. Onun dışında çiçeğimiz suyu çok sever. Suyu güneşte değil ama böyle gölgede, yani ya sabah ya akşam serininde söyleyeyim, öyle söyleyeyim, sulamasını yapınız. Balkonda duruyor, gölgeyi seven bir çiçektir. Akşamüstü 1-2 saat güneş alıyor. Bu güneşi mutlaka çiçeklerimizin alması gerek. Daha vitaminli, daha güçlü kökleri olması için, bol bol çiçek açması için. Bol bol yavru verip biz de onları çoğaltalım arkadaşlar. Bu şekilde budamamıza devam edeceğiz. Hemen sizlere 2 dakika beyaz küpe çiçeğimi de göstereyim. Onunla ilgili de çok yorumlarım var. Evet, bu da beyaz açan küpe çiçeğim, biliyorsunuz. Bunun filizini zor bulmuştum bir arkadaşımdan sevgili arkadaşlar. Gayet güzel gelişti. Birazcık daha yavruları büyüyünce çoğaltacağım diğer saksılara. Bunu sizinle de paylaşacağım. Evet, kısaca toparlayalım sevgili arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kuruyan dallarımızı buduyoruz. Çiçeğimiz açmıyorsa bu açmasını sağlayacak, kendini yenilemesini sağlayacak. Ve ayda bir kez mutlaka çay çöpü veriyoruz ya da pirinç, ıslanmış pirincin suyunu, nişastalı suyunu veriyoruz. Her gün suyunu veriyoruz. Çiçeğimizi balkonumuzda tutuyoruz. Sonrasında çiçeğimiz kocaman olacak, gelişecek ve bol bol çiçek açacak sevgili arkadaşlar. Evet, sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara bekliyorum. Budamayı mutlaka yapın. Bakın, bu şekilde benim budanmış budanması geldi, gördüğünüz gibi. Size gösterdiğim şekilde budarsanız çiçeğiniz gelişecek. Ben de şimdi bunları budayacağım. Sizlerle de yeni filizler geldiği zaman yine paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın.